Bak herkese merhaba. Merakla beklenen soru cevap videolarımızın bir yenisiyle tekrar karşınızdayız. Kameranın arkasında sevgili arkadaşım Doruk var. Bugün hafif nezle sesiyle bize soruları soracak. Yanında Serdar Oral'la birlikte bize cevap vereceğiz. Ben de, de hafif nezle. Bakalım böyle. Bir ben de mi kaldım sağ evet. olun. Doruk. Peki, kısa ve çarpıcı bir soruyla karşınızdayım şimdi. Bağımsız markalar gerçekten bağımsız mı? Bana göre bağımsızlar o kadar da bağımsız değiller. Yani sonuç itibariyle siz sizin gün bir sanayi ya da bir endüstri ürününü birkaç bileşenden oluşan ya da birden fazla bileşenden oluşan bir sanayi ya da endüstri ürünü üretmek istiyorsanız mutlaka mutlaka bazı bileşenlerde o bileşenleri üreten o bileşenleri üretmek konusunda uzmanlaşmış markalara yönelmek zorundasınız. Her şeyi kendiniz yapamazsınız. Bu da sizi gerçek manada bağımsız olmaktan bence ayıran bir detay. Ama bağımsız mevzusunun saat sektöründeki, özellikle İsviçre saat sektöründeki anlamı tamamen üretimle alakalı değil. Bu biraz da finansal hatta belki ile evet. alakalı bir durum. Bağımsızı tanımlamak lazım. Bağımsızlığı tanımlamak bağımsız lazım. O bakımdan burada topu doğru atarak <laughs> e, onun Fikirlerini alalım diyorum. Bağımsızlığını ilan etmeye ramak kalmıştı ki evet. e, bir yerlere bağlı kalmanın <laughs> daha mantıklı olduğuna karar verdim. <laughs> yani dediğin gibi iki durumda değerlendirmek gerekiyor. Bugün günümüzde büyük bağımsız markalar finansal açıdan aslında çok büyük grupların desteğine sahipler. Özellikle mekanizma kısmında, kalibre kısmında yine çok dev sayılabilecek Kesinlikle. üreticilerden teknik ve mühendislik destekleri alıyorlar. Zaten Hı. bunu da yapmak zorundalar. Çünkü bugün bağımsızlık aslında biraz sıra dışılıkla özdeşleştirilmiş evet. bir durum bu sıra dışılığı siz uzun vadede sorunsuzlukla birleştirmek istiyorsanız o kadar da yeni ve denenmemişi önümüze koymamanız gerekiyor. Bunun tarihte birçok örneği mevcut. Dolayısıyla yine aslında yılların tecrübesiyle, mühendisliğiyle, malzeme bilimiyle karşımıza çıkan bir takım teknolojileri arkasına alan ve bu durumlardan faydalanan bağımsızlar bugün hala bağımsızlığını sürdürebiliyormuş gibi görünüyor. Öte yandan işte cam olabilir, kayış olabilir, belki kollar olabilir. Bütün bunları sizin kendinizin iç imkanlarıyla sağlamaya çalışmanız size ekonomik açıdan zarar verecektir. Çünkü bazı durumları uzmana bırakmak gerekiyor. Yani bugün artık bağımsızlık bir nevi tasarım ve komplikasyon sentezi konusunda karşımıza çıkıyor. Peki paslanmaz çelik veya titanyum alaşımından imal edilmiş bir saat sonradan PVD ya da DLC kaplanabilir mi? Kaplanırsa sağlıklı bir çözüme ulaşmış olur muyuz? Ya ben bununla ilgili hemen kısa bir yorum yapayım. İşin teknik kısmını sana bırakayım. PVD kaplama olayı bana sorarsan sadece çelik bir kasanın üzerine yapılması lazım. Hatırlarsan bir fuarda tam hatırlamıyorum senesini ama önemli bir markanın böyle yüz binlerce euro değeri olan bir saatinde altın kasanın üstüne PVD kaplama falan yapmışlar. Yani PVD kaplama aslında güzel bir şey. Son dönemde Panerai de biliyorsun çok başarılı bir şey yaptı. İşte bu seneki fuarda gördük. Fakat gel gelelim çelik dışında herhangi bir materyale PVD uygulanmasına ben çok karşıyım. PVD uygulamak nedir? Bir nevi işte o seramikli karbon yani o tarz bir görüntüyü almak için ya da koyu renk siyah bir görüntüyü almak için evet. yapılan bir şey. Dolayısıyla çelik dışında herhangi bir kasaya PVD yapılmasına ben karşıyım. İşin teknik kısmında Burak Bey'den hemen alacağız. Aslında evet Serdar'a katılıyorum genel manada. Benim düşüncem şöyle yani sanıyorum ki izleyicimiz teknik olarak bunun olup olmayacağını ve uzun ömürlü olup olmayacağını sormuş diye düşünüyorum. PVD ve DLC de bir nevi PVD'nin türevi aslında. Saatlerin kasalarının rengini değiştirmek için olabileceği gibi aynı zamanda altın görünümüne kavuşturmak için de yapılabilen işlemler. Sonuçta fabrikaların yaptığı saat üreticilerinin yaptığı PVD ve DLC kaplamalar dışarıda yapılanlar gibi değil. Çünkü onlar metali işlerken zaten ona göre bazı özellikler ekliyorlar ve bu kaplamalar yapılmadan önce metale primer denen bir ön malzeme uygulanıyor. Bu kaplamanın daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için dışarıda yapılabilecek kaplamaların açıkçası ben fabrika koşulunda verimlilik sağlayacağını zannetmiyorum. çok ciddi bir laboratuvarda yapılır. Bir şey diyemem ama bildiğiniz kuyumcu şekliyle yapacak olursanız eğer muhtemelen belli bir noktada atacaktır. Ha, bunun dışında vintage bir saatiniz var. Altın kaplama içindeki malzemesi pirinç artık yıllar sonunda müthiş eskimiş, darmadağın olmuş. Evet bunu kasasını kaplamasından temizletip yüksek mikron ile PVD kaplama yaptırabilirsiniz altın olarak. Eski halinden çok daha güzel olur. Bir sürede sizi götür diye düşünüyorum. Yani PVD dediğimiz sistem teknoloji endüstride uzun yıllardır kullanılıyor. Sadece saatlerde değil. Özellikle evet. bu ıı, takım kaplamaları olarak kullanılır. Yani yüksek aşınmaya maruz kalan metaller bu tarz kaplamalarla uzun ömürlü hale getirilir. PVD dediğimiz şeyin açılımı da Physical Vapor Deposition denilen işte yüksek basınç ve sıcaklık altında metalin yüzeyine atomik ölçekte orada yeni bir katman oluşturmanız aslında. Yani bir atomu çıkarıyorsunuz yerine başka bir şey koyuyorsunuz gibi. Hem renk değişikliği hem de yüksek bir yüzey sertliğine ulaşıyorsunuz. Sektörde yani şunu düşünüyorum ben. Senin de bahsettiğin gibi sonradan yapılan uygulamalarda bir takım dezavantajlar oluşabiliyor. Ayrıca çeliğin veya işte diğer metallerin de kendi ham halleriyle farklı bir albenisi var. Farklı evet. bir duruşu var. Bir de şu var. Saat sektöründe özellikle kullanılan paslanmaz çelik türü çok yüksek kaliteli. Yani bugün 316 dediğimiz aslında endüstriyel standartlarının çok çok ötesinde bir takım özelliklere sahip, ayrıca pahalı hem ulaşması pahalı hem işlemesi pahalı. Rolex'in 904'ünden zaten bahsetmiyorum bile. Yani çoğu kişi ne gerek var ona tarzı bir yaklaşımda bulunur. Dolayısıyla PVD, DLC ve diğer kaplama teknolojileri her zaman avantajlı değil. Burak Bayram'ın da bahsettiği gibi uzun yıllar içinde bir takım görüntüye dair olumsuzluklar yaşatabileceğinden dolayı her marka onu benimsemiyor diyebiliriz. Yalnız burada şöyle bir detay var. Özellikle yüzey sertliğini artırmak anlamında Zin'in Tegmented denen bir teknolojisi mevcut biliyorsunuz. Bu ısıl işlem uygulanarak saatin yüzey sertliğini artırmaya yönelik. Yine maliyeti yüksek ama özellikle çiziklere karşı uzun yıllar süren bir koruma sağladığını ben bizzat biliyorum. O zaman renkli bir soruyla devam edelim. Peki. Saatlerde fosfor özelliği ne tür malzemelerle sağlanıyor? En parlak ve en uzun süreli ışıma için hangi marka model tercih edilmeli? Saatlerde fosfor radyum denen bir malzeme ile sağlanıyordu. Radyumun tabi burada radyoaktif özelliği işin içine girdiği için ve vücuda olan zararları keşfedildikten sonra mevzu değişti. Ve daha az radyoaktif özellik içeren trityuma geçildi. Şimdi bazı kadranlarda Swiss T küçük 25 yazar. Bunun da anlamından bahsetmiş olayım. 25 miliküriden daha az radyoaktif özelliği var demek. Yani oradaki ile alakalı sizin vücudunuza bir zarar vermeyeceğini. Boynuz mu, boynuz çıkmaz bir yerde. Çıkmaz, yani yaşamaya devam edebiliriz. <laughs> Daha sonra Luminova'ya geçiliyor. Sonra da Super Luminova olarak devam ediyor. Birazcık daha gelişmiş hali. En son haliyle farklı renk tonlarında ve farklı ışıma şiddetlerinde fosfor bulmak mümkün. Rolex'in kendine özgü Chromalight dediği bir malzemesi var. Patentli bir malzeme. Super Luminova'dan daha şiddetli ve daha uzun ışıldığı söyleniyor. Ama ben kendi saatlerimde açıkçası kendi kullanımda çok da bir fark görmedim. Mavi renk tonu dışında. Bunların yanında hangisi daha uzun ışır ya da daha şiddetli ışır Burada aslında malzeme kadar malzemenin uygulandığı yüzeyin büyüklüğü de önemli. Markörleri büyük, bolları kalın seçerseniz bayağı gündüz feneri bir saatimiz olur. Ama incecik bir şey yaparsanız o zaman olmaz. Bol denen bir marka var takipçilerimiz biliyordur. Tritium malzemeyi cam tüpler içine koyup markörlerine yerleştiriyor ve gerçekten müthiş fosfor veriyor. Radyoaktivitesini yani. hapsederek mi? Aynen öyle, aynen radyoaktivitesini hapsederek. Çok doğru bir tanım. Bunun dışında Lümtek diye özel kuvvetlere saat üreten profesyonel bir saat markası var. O da mekanizma ile çok ilgilenmese de sağlamlık ve aydınlatma konusunda, okunabilirlik konusunda bayağı güzel işler yapıyor. Bir tanesi elime geçmişti bunlar yıllar önce. Gerçekten bayağı böyle neredeyse alttan aydınlatmalı gibi bir durum söz konusuydu. Yani bu soruya verebileceğim cevaplar böyle. Atladığım bir yer varsa Doruk Çelik'in. Bir... Radyumla ilgili yine Radyum Kızları diye. Horobox'ta süper keyifli bir içerik var. O hakikaten okumaktan en keyif aldığım evet. içeriklerden biriydi. Sizlere de tavsiye ediyorum. Hatta biz o haberi yaptıktan sonra, biz o içeriği yaptıktan sonra dünyadaki birçok önemli medya tarafından da kopyalandı o yani birebir kopyalandı diyemem evet. ama evet. biz onu yaptıktan 15 gün sonra Hı -hı. başladı 3 4 tane farklı medyada aynı konu işlendi. Artık tesadüf müdür bilemiyorum ama buna benzer tesadüf diye adlandıracağımız birçok bir şey de biliyoruz evet. yani. Evet. Yani radyoaktivitenin e, hayatımıza girişi tabi oldukça katastrofik olmuş. Meriküri evet. ile beraber. Senin bahsettiğin o miliküri aslında kürü de onların soyadından geliyor. Hı -hı. İşin ilginç tarafı bugün kadranında radyum uygulanmış. 1930'lardan, 40'lardan bir panerayınız varsa hı hı. hala radyoaktivite saçmaya devam ediyor. Yani varsa zaten <laughs> o saatin değerinin farkındasınızdır diye düşünüyorum. Bu arada bahsettiğim bir tritiumun radyoaktivite değeri camı ve kasayı aşabilecek kadar yüksek değil. Dolayısıyla sağlığınız açısından bir problem oluşturmuyor. Fakat bildiğiniz üzere radyoaktif malzemelerin bir yarılanma ömrü var. Dolayısıyla hala ışıma yapmakta çok zorlanıyorlar ve çok çok karanlık bir yere ihtiyacınız vardır. Evet, Belki son aşamalarda üretilen bir saatiniz varsa şöyle bir ek bilgi verebilirim. Yeşil ve mavi renk bahsettiğim farklı renk luminova malzemeleri arasında en uzun süre ve en çok parlayan olarak karşımıza çıkıyor. Bahsettiğin gibi yine farklı markaların özel kimyasal karışımları var. Bu anlamda da Rolex herhalde başı çeken markalardan bir tanesi. Yine Panerai gibi geniş bir kadranınız ve kocaman sayılarınız varsa onu geceleri bir fener niyetine de kullanabilirsiniz. Tek dikkat edilmesi gereken nokta şu. İnsanlar genelde saatlerin kadranlarındaki parlaklığa bakarken hemen onu hızlı bir şekilde bir ışık kaynağına tutup bir nevi şarj edip sonrasında da işte ne kadar parladığıyla ilgili bir fikre kapılmaya çalışıyorlar. Burada önemli olan durum şu, siz aslında gece uyandığınızı varsayalım. Zaten gözleriniz karanlığa fazlasıyla alışkın olduğu için en ufacık bir ışık kaynağını bile rahatça seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla saatinizin yeteri kadar güçlü bir ışıması olmasa dahi kadrandaki akrebi, yer ve sayıları rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bu ortalama saatler için de geçerli bir durum. Sıradaki sorumuz zannediyorum Burak Bayram'ın ilgisini çekecektir. Vintage saatlerin gevşeyen, bollaşan metal bileziklerini eski kondisyonlarına döndürmenin bir yolu var mıdır? Bir yolu var. Yani... Ucuz bir yolu var mıdır diye ekleyeyim ben o zaman. Ucuz bir yolu yok. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle neden aşınıyor? Ortada çelikten yapılmış miller var ve bu miller saatin bileziğini oluşturan bakkılları birbirine sıfır toleransla tutuyor olsa da sürekli bilekte şu şekilde esnediği için yavaş yavaş o çelik pimler bileziğin içindeki bakkılların bağlantı parçalarını oymaya başlıyor. Özellikle altın ve çelik ve altın ya da komple altın bileziklerde bu çok çabuk aşınabiliyor ama nasıl tamir edilebilir, nasıl eski gelir? Öncelikle aşınmış yerlerin uygun malzeme kaynağıyla doldurulması gerekir. Altınsa altın, çelikse çelik. Bu yapılan işlemleri Yetkili servisler yapmıyor bildiğim kadarıyla fakat dışarıda da yapıyorlar. Yurt dışında çok popüler bir işlemdir bu arada eski saatleri, eski Rolex pleziklerini özellikle canlandırmak için. Yurt dışında yaklaşık 800 Euro civarında fiyatları var. Türkiye'de de 300 dolar civarında yapıldığını biliyorum. Yapılmış örnekleri gördüm. Bu arada beni çok tatmin etmemekle birlikte saatin eski haline göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani Oyster bileziklerde mesela düzgün oluyor ama Jubilee ya da o kadar iyi olamıyor. Biliyor Rolex üzerinden gidersek. Dediğim gibi öncelikle kaynak, sonra tesfiye, daha sonra da içerideki bakları tutan pimlerin boyunun tekrar ayarlaması gerekiyor zor bir iş yani yani şimdi bu 300 dolar verip düzelttirdiğin jübile bilezik hı hı. E, buradaki amacın ne bunun yenisini yenisi demeyeyim de yani bir yerden daha sağlamını almak çok daha pahalı mı oluyor yoksa hiç bulamıyor musun Bulma şansın çok az. Ee, i̇kinci el bulabilirsin. O da kolundakinden ya da senin bileziğinden daha iyi durumda, daha iyi durumda olmayabilir. Bazen Rolex'in stoklarında kalabiliyor. Daha önce buna şahit oldum. 1990'ların başından bir GMT Master için bir arkadaşın orijinal jubile bileziği sipariş etti ve Türkiye'deki yetkili bayi onu getirdi. Tatlı kullanıyor ama dediğim gibi bu biraz şansaydı. Çok daha eski modellerde bence bulunmaz artık. O halde son sorumuza geçelim klasik komplikasyonlu bir saat istiyor takipçimiz. Ancak sonsuz takvim, türbiyon ve benzeri özellikli modelleri bütçesi yetmiyormuş. Uygun bütçeli bir komplikasyon rica ediyoruz sizden. Yani bence soru çok net olmamış. Klasik komplikasyondan kastı nedir? Yani klasik komplikasyon bir perpetual calendar'a ulaşamıyorum demek. Yani ben biraz kafam karıştı bu soruda. Ama şöyle söyleyeyim. Eğer komplikasyonlu bir saate olabilecek bütçeyi ayıramayacak durumdaysan ya o zaman bir kronograf alacaksın, gideceksin yani. O da iyi bir komplikasyon. En azından basıyorsun, dönüyor, menüyor falan. yani Yoksa eğer böyle hani klasik komplikasyondan anladığımız Perpetual Calendar, Minute Repeater, yok işte... Split second o bu şuysa ben direkt parayı biriktir, git Perpetual Calendar, chronograph bir saat al derim Hani modülsüz böyle kendi içinde evet. olan. Ama tabii o da ulaşılması kolay bir bütçe değil, değil, değil zor bir şey. Yani. Ben tahmin ediyorum burada şöyle bir şey var yani klasik derken geleneksel kadran görüntüsünü verebilecek komplikasyonlardan bahsediyordur herhalde diye düşünüyorum. O zaman da ne olabilir? Bence burada en iyisi World Time'ı olur. Üretmesi çok zor bir komplikasyon değil. Dolayısıyla çok pahalı bir komplikasyon da değil. Ama görüntüsü çok güzel. Arnold'un sen Globetrotter modelini hatırla mesela. Geosphere'ı hatırla. Geosphere'ı hatırla. Frederick yine çok güzel bir World Time var. Altın ve çelik kasada onu hatırla. Bence çok güzel gözüküyor. Bunun dışında kronograf üzerine belki bir Moon Phase eklenmiş bir komplikasyon yine göze güzel gözüküyor. Hmm. Takvimle alakalı komplikasyonlardan hoşlanıyorsanız perpetual calendar sizin için çok pahalı geliyorsa en yıl calendar denen bir şey var. Orada da hemen hemen aynı göstergeler var. Sadece artık yıl ve yıl yok. Dolayısıyla bence bu çözümlere ulaşılabilir diye düşünüyorum. Görece ulaşılabilir olarak nitelendiriyorum. Tabii ki bir mini tripeter, turbion veya perpetual calendar'dan daha uygun fiyatlı olacaktır. Benim şöyle bir tavsiyem olacak. Yeni üretilen saatlerde bulmak zor olsa da Valjoux 7751 diye bir kalibre var. Hı, hem evet. kronograf hem işte day date moon phase evet. birçok komplikasyon üzerinde var ve son derece ulaşılabilir fiyatlarla sağlam bir şekilde karşımıza çıkıyor seçenekler. Özellikle ikinci el bu kalibreye sahip Hı. modelleri Giderseniz orada eminim tatmin edici sonuçlarla karşılaşacaksınızdır. Teşekkür ediyorum. Takipçilerimize de teşekkür ediyorum sorularını bizlere ulaştırdıkları için. Sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bizlere yeni sorularınızı lütfen evet. ulaştırınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.